Merhaba arkadaşlar, bir video daha karşınızdayım. Bugünkü videom böyle sonunda uzun zamandır çekmek istediğim bir konu hakkında bir dizi ve kitap diyebilirim. O da Leyla ile Mecnun. Yani Leyla ile Mecnun dizisini herhalde zaten 104 bölüm boyunca izlediğim ve final yaptığım tek dizi Leyla ile Mecnun. Yani final diyorum ama aslında zaten bir final yapılmadı ne yazık ki. Sadece Ben de Özledim de yapılan böyle bir 4 dakikalık bir final var ve bence bu Leyla ile Mecnun'a yapılmış bir haksızlıktır diye düşünüyorum. Keşke böyle daha uzun senelerce, daha uzun böyle bölümlerce sürseydi, devam etseydi. Ama en azından böyle bir kitap basarak bence Burak Aksak en azından böyle Leyla ile Mecnun sevenlerine bir kırmızı ışık ya da yeşil ışık diyeyim, yeşil ışık yakmış oldu. Yani şöyle ki böyle bir en azından bir film çekilsin. Yani artık diziden umudumuzu kestik, bir dizi çekileceğini hiç zannetmiyorum ama en azından böyle bir film çekilebilir, böyle bir final yapılabilir. Çünkü dediğim gibi yani Ben de Özledim'de yapılan bir final bence yeterli değil. Yani 4 dakika yeterli değil. O bile insanları yani çok fazla etkiledi, hayrete düşürdü. Ki böyle bir Burak Aksak kalemi, böyle bir final gerçekten çok çok güzeldi. Gerçekten çok güzel bir şekilde sonunu da bağlamış. Yani sonunu bile düşünmüş aslında Burak Aksak. Ama şöyle de bir umut aşıladı ki o da kitapta böyle bir finalle bitirmiyor kitabını. Bu da demek oluyor ki daha Leyla ile Mecnun devam edecek. Yani en azından böyle umut ediyorum ve düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani sonunu Ben de Özledim'deki gibi bitirmeyip daha farklı bitirerek devam edeceğim diyor bence. Ve şunu da söylemeliyim ki yani bu dille yazmış olması Leyla ile Mecnun'un dizisinin dilinin aynısını kitabına geçirmiş Burak Aksak. Ve hatta kitabı basılacağı zaman da işte yazım yanlışlarının olduğu söyleniyor. Herhalde yayın evine verdiğinde ön sözünde yazıyor Burak Aksak bunu. Ve kendisi hani bunun zaten dizinin dili olduğunu söylüyor. Yani diziyi zaten izleyenler için bunun bir yazım yanlışı olmadığı ve dizinin dilinin olduğu aşikar ama izlemeyen bir kişi için öyle olabilir. Yani Burak Aksak'ın böyle bir dille yazmış olması zaten Leyla ile Mecnun'u tekrar yaşattı. Zaten ilk sayfadan itibaren okumaya başladığınız andan itibaren aklınızda sadece Leyla ile Mecnun dizisi var ve siz onu tekrar yeni bölümler çekiyor gibisiniz. Yani şöyle ki mesela İsmail abiyle Mecnun arasındaki diyaloglarda ben ikisinin yani Serkan Keskin ve Ali Atay'ın dilleriyle yani konuşma tarzlarıyla açıkçası sesleriyle çevirdim. Yani kendi kafamda diziyi yeniden oynattım. Yeniden oynattım diyorum çünkü aslında diziyle çok fazla hem bağlantılı hem de bağlantılı değil. Şöyle ki Burak Aksak sanırım okuyanları sıkmamak için yeni olaylar da yazmış. Yani yeni şeyler yazmış. Ya bu nedenle diyorum Burak Aksak'ın kalemi tükenmez diye. Yani yeni yeni olaylar da yazmış ve aslında dizide geçen olayları da daha önce yaşandığını kitabında belirtiyor işte. Ve bu da size tamamen başka başka duygular yaşatıyor. Şöyle ki zamanın bir döngüsel olduğunu düşünecek olursak yeniden aynı şeylerin yani Mecnun'un yeniden bunları yaşadığını yazıyor. Ya bir de şöyle bir farklılık var. Evet Leyla ile Mecnun dizisi de Mecnun etrafında geçen bir konu. Mecnun'un etrafında geçiyor ama kitap tamamen Mecnun diliyle anlatıyor. Mecnun'un bakış açısıyla ve Mecnun'un iç dünyasıyla anlatılıyor ve bence bu çok çok eğlenceliydi. Şöyle ki mesela dizide geçen müzikleri de kullanmış Burak Aksak. Mecnun'un kafasında geçerek anlatmış. Yani mesela karşısında bir şeyler anlatıyor. O kafasında o müziği sözlerini kendisi de söylüyor. Ve bunu işte Burak Aksak kitabına da yazmış. Ve ben zaten herhalde Leyla ile Mecnun dizisini sevmemin sebeplerinden birisi de o dizideki müzikler olmalı. Yani çok çok seviyorum. Ve gerçekten de bu diziyi yansıtan ruhunda o müzikler olduğunu düşünüyorum. Başka bir müzik koysanız gerçekten bence Leyla ile Mecnun dizisi olmazdı. Yani bu da Burak Aksak'ın düşüncesiymiş demek ki veya kendi kaleminden çıkmış bir şeymiş bu müzikleri seçmesi de gerçekten çok çok hoşuma gitti. Yani kitapta bunu vermiş olması çok güzeldi. Yani diyorum ya yani Burak Aksak ismini gördüğüm her işi böyle takip edip izlemeye çalışıyorum. Yani Bana Masal Anlatma filmini de mesela izlerken hep böyle aklıma Leyla ile Mecnun vardı. Ve yani Leyla ile Mecnun'u yaşatarak izledim. Belki sen izlediyseniz ne alakası var diyeceksiniz ama bilmiyorum, bana hep her izlediğim Burak Aksak işi, her Ali Atay işi ve her Serkan Keskin, hatta Cengiz Bozkurt işleri bana hep Leyla ile Mecnun'daki karakterlerini anımsatıyor. Özellikle Cengiz Bozkurt'un her oynadığı rolde ben hep böyle Erdal Bakkal'ı canlandırıyorum kafamda. Ya belki oyuncular bundan hoşnut değillerdi, artık o kafadan çıkmak istiyorlardır ama bilmiyorum, ben hala yaşatıyorum ve kafamda hep bu şekilde geçiyor. Ya Ben de Özledim'i de sırf bu sebeple izlemiştim zaten ve çok da sevdiğim bir diziydi. Yani neden kaldırıldı bilemiyorum. Belki de bu izlenme kısmına takılmıştı bilmiyorum ama aslında Leyla ile Mecnun dizisi de başladığında böyle tam böyle oturmuş değildi bence. Yani bilemiyorum. Absürt komedi kısmı tam böyle oturmuş değildi. Çok fazla komik değildi. Çok fazla
güzel değil ilk bölümleri ama daha sonra bu Burak Aksan kalemi böyle akmaya başladı gerçekten ve gerçekten de çok çok güzeldi. Yani ilk bölümlerde birazcık keşke Ben Özledim dizisine de bir fırsat verselerdi ve devam etseydi. Ama ben ilk bölümlerini de sevmiştim. Yani Leyla ile Mecnun'u sevmediğim halde Ben Özledim dizisinin ilk bölümlerini de çok sevmiştim. Ve Leyla ile Mecnun isim de hep geçiyor zaten. Diziden devamlı böyle konuşmalar geçiyordu. Dizinin ismi devamlı geçiyordu. Belki de bu sebeple çok seviyor olabilirim. Ama daha sonra işte Serkan Keskin'in böyle Beş Kardeş diye bir dizisi çıkmıştı. Belki izlemişsinizdir. Onu da mesela İsmail abi görürüm diye izlemiştim ama o tamamen başka bir dizi. Ama şöyle bir şey var. O Serkan Keskin zaten oyuncudan hiç diyebileceğim bir şey yok. Harika. Ve bu kardeşlerin her şeyin önüne koyan bir abi rolünü oynaması ve bunu çok güzel başarıyor olması. Orada Osman Sonat da vardı hatta. Çok çok güzeldi. Yani böyle dizilerin ben çok fazla devam etmesini isterim açıkçası. Yani şu nedenle böyle masumiyeti, saflığı, temizliği simgeleyen diziler bunlar. Ve günümüzde ne yazık ki olmayan duygular, olmayan hisler bunlar, yaşanmayan şeyler. Bu nedenle de böyle esir oluyoruz bu tarz dizilerin. Ama ne yazık ki böyle şeylerin gerçek olmadığını da Leyla ile Mecnun finalini Ben de Özledim'de yazmasıyla aslında bize göstermiş oldu Burak Aksak. Yani bunların hiçbiri gerçek değil. Ya benim bu bahsettiğim gerçeklik kısmı aslında absürtlüğünden bahsetmiyorum. İşte uzaya çıkmaları, işte Mars'a gitmeleri veya zamanda devamlı yolculuklar yapmaları değil. Benim bahsettiğim sadece bu aralarındaki dostluk, kardeşlik, aşk hissi. İşte bunları saflığı, temizliğinden ben bahsediyorum. Ki kitabında da bunu çok güzel bir şekilde devam ettirmiş yazar. Umarım ki yazmaya devam eder. Çok çok güzeldi. Eğer ki yani böyle Leyla ile Mecnun'u izlemeyenler hala varsa izlemenizi öneririm. Aynı şekilde Ben de Özledim ve Beş Kardeş dizilerine de bence bir bakın. Kitabını zaten 5. baskı olmuş ki daha yeni yani herhalde çok fazla okunuyor. Umarım ki okumayanlar da varsa okusun. Çok güzeldi yani. Çok çok beğeneceğinize eminim. İşte bu masumiyeti korumak isteyenler için gerçekten de devam etmesi gereken bir olay bu. Bu nedenle de biz hala diyorum ya çıkabilmiş değiliz bu Leyla ile Mecnun kafasından. Ama umarım ki bir gün gemi gelecek demeyeceğim. Umarım ki bir gün böyle bir film çekerler ve bunun finali olur. Yani en azından bir Leyla ile Mecnun finali olur. Ve doya doya tekrar tekrar izleriz. En azından dizilerin değil de artık filmini tekrar tekrar izleriz. Böyleydi arkadaşlar. Leyla ile Mecnun'dan birazcık bahsetmek istedim. Umarım ki beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.